O gün ben iftarda yoktum. O şeyde iftarda iki tane sallanarak sarhoş geliyor. Onu zaten bir hikaye olarak da ben kaleme almıştım. İki sarhoş geliyor. İki sarhoşa cemaat diyorlar ki bir kısmı, yani ağızları kokuyor bunlar. Mübarek bir zamandı, mübarek bir saatte. Nedir bunların hali? Atalım, kovalım gitsin diyor. Diğer bir kişi kalkıyor. Arkadaşlar diyor. Bugün diyor biz bunu o şekilde, o sıfat, o kötü sıfatları görmeyelim. Bugün Allah'ın aç bir kulu geldi diyelim. Yanımıza alalım, infak edelim. Ondan sonra o Abdülkadir Efendi. Onunla çok bizim hatıralarımız oldu. Bir gün baktım, elinde gündüz şeyle gidiyor yemekle. Niye yemekhanede yemedin dedim. Oruçluyum dedi. Sefertesinin. Oruçluyum dedi. Yine o caminin, Azimahmidiyan Camisi'nin altında kalıyordu. Dedim ki, bak burada akrep, yılan filan ufak tefek şeyler var dedim. Tarladan geliyorlar dedim. İnşallah dedim, bir huzur evi açılacak, seni oraya vakıf nakleder dedim. Yok da Osman Efendi dedi. Ben de onlarla arkadaş oldum burada dedi. Bana onlar dokunmaz dedi. Bir şey yapmaz dedi. Bir gün yine onunla bir uçakta beraber gidiyorduk. Baktık first class oturmuş. Biri sonra bir omre parasını vermiş. Baktım first class'ta. Abdülkadir Efendi, hayrola dedim. Ya dedi, bileti çift mi kesmişler, ne olmuş dedi. Ben açıkta kaldım dedi. Beni tuttular, buraya oturdular dedi. Yine bir hatıra. Bak nereden nereye? Yani bir sarhoş. Bir gün yine Medine-i Münevvere Ravza'da beraberdik iftarda. Nerede kalıyorsun dedim. Hangi otelde dedim. Burada Allah razı olsun otelinden daha güzel bir otel var mı dedi. Ravza'da kalıyor. Ben de Ravza'da kalıyorum dedi. Velhâsıl bu bir sarhoşa verilen bir ikram bu. Yani hocam Hâlık'ın nazar mahlukata bakış tazabilmek. Cenab-ı Hak başta bana hepimize Cenab-ı Hak bu hassasiyet kalplerimize ihsan etsin inşallah.